yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarına yönelik e, Yuvam e, hesabı uygulamasının açıklamasını 1 Şubat tarihinde yaptı. Ben de bundan hemen ak akabinde sizlere bilgilendirici bir video yaptım. Şimdi tabi bazı sorular geldi. Biraz daha detaylı bir bilgilendirme yapmak için bu videoyu dolduruyorum. E, biliyorsunuz e, otomatik bilgi paylaşımı konusunda da sizlere 250 video yaptıydım. Bu e, bu Yuvam hesabı da bundan biraz bağlantılı olur. Yani dikkat etmeniz gereken bazı şeyler olduğu için ben konuyu biraz daha sizleri gurbetçinin e, daha hassas olması yönünde e, bilgilendirme yapıyorum. yuva hesaplarında amacı şu. Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti gurbetçinin e, bulunduğu ülkedeki hesabındaki paraları resmi olarak Türkiye'ye aktarsın, Türkiye'deki bankalara. Orada da 3, 6, 12 e, veya 20 4 ay vadeyle orada yatırsın bankaya Türk lirasına çevirerek. Buradan da ona bir faiz geliri vermeyi planlıyor. Faiz geliri %14. Yani buradan neyi garanti veriyor gurbetçiye? Diyor ki sen paranın Türk parasına çevirdiğin zaman euronu o kaçtan çevirmişsen 24 ay diyelim kalmış veya bir ay kalmış, onun bir yıl kalmış. Onun sonucunda diyor o paranın döviz artmışsa diyor ben o artışı aradaki farkı da sana vereceğim. Yüzde on dördünü de vereceğim sana diyor. Karını. Yani sen diyor hiçbir zararın burada olmayacak diyor döviz üzerinden. Ama Türkiye'deki işte döviz darlığını bir, bir çözüm. On milyar euro civarında da bir gurbetçiden para bekliyorlarmış bu konuda. Şimdi burada ne bir diğer avantajı da gurbetçinin işte altı ay yatırırsan yüzde bir bir, bir, bir yıl yatırırsan yüzde bir buçuk, iki yıl yatırırsan yüzde iki de yüzde on dördün üzerine ekleyip veriyor. Yani biraz daha avantaj yüzde on altıya çıkıyor diyelim. 24 aylık faiz oranı kurbetçinin orada alacağın faiz yüzde on altıya çıkıyor. Ne yapıyor? Parasını bozdurduğu zaman orada parasından bir zararı da olmuyor euro olarak. Diyelim o euro şu anda 15 TL, bir euro Bozdurdunuz, yatırdınız 10 bin euro 150 bin TL iki sene sonra e, diyelim TL çıkmış 20 20'ye TL ne oluyor 200 bin TL sizin 150 yatırdınız 200 bin karşılığı oluyor o 200 bini size aradaki 50 bini veriyor bundan arasında da sizin e, o, o 150 bin TL'nin işte faiz oranını size ne yapıyor İletiyor. bu e, yuvam hesabında önemli olan şu paranız resmi olarak Türkiye'ye gidecek euro olarak orada da çeviriyorsunuz. Herhangi bir bankada bankalarda şey yok. E, kuru da o günkü Merkez Bankası'nın 10 15 arasındaki kuruna göre hesaplayıp yani bozduruyorsunuz ya. Onu ona göre hesaplıyorlar. Şimdi bu yuva hesabında diğer bir konu. Diyelim vadeyi bozduğunuz zaman bu herhangi bir şey kazanamıyorsunuz. Hepsini kaybediyorsunuz bütün haklarınızı. Vadeyi bozmayacaksınız. Yani vadeden o şekilde para orada duracak. E, burada ...otomatik bilgi paylaşımıyla ne alakası var dine... ...çünkü bunu yazanlar, gazeteciler, Türkiye'dekiler... ...yurt dışında bilmedikleri için ne yapıyorlar? Ee, hemen e, kendi açılarından açıklıyorlar ama... ...gurbetçiyi ben olayı bildiğim için... ...şimdi yıl sonunda paranızı resmi olarak gönderiniz. Hiçbir sakınca yok bulunduğunuz ülkede. Ama yıl sonunda ne oldu? O paranızın getirisi olduğu zaman... Yani ...herhangi bir şekilde vadesi bitiyor... Bir kere o parayı gönderdiğiniz makbuzu her zaman saklayınız. Çünkü o para nedir diye sana size sordukları zaman aha dersin ben buradan resmi olarak para gönderdim. Çünkü her yılın 31 Aralık tarihinde Türkiye'deki hesabınızda ne varsa o bulunduğunuz ülkenin maliyesine bildiriliyor. Bildirilecek bundan sonra her sene otomatik olarak bu var. 2019-20 verilerini paylaştılar. 2021'i bu sene paylaşacaklar Eylül ayında. 2022 öyle paylaşa paylaşa giderler. Onun için oradaki makbuzlarınızı elinizde tutmanız lazım. Ondan sonra orada gelir olduğu zaman diyelim %14-16'ya faize yatırmış. İşte bir senenin sonunda 1,5 bir buçuk geliyor veya iki senenin sonunda da 16 bir buçuk diyorum yüzde 14 ekleyerek yüzde 14 artı 2 yüzde 16 gelir gelmiş iki sene senelik şey nedir o? ve faizden hesaplıyorlar onu her sene yüzde 16 gelir getiriyor iki senede getirmiş oradaki ne yapacaksınız? Ee, kazandığınız miktarı da bulunduğunuz ülkeye bildirecek, bildireceksiniz. Orada vergi ödeyeceksiniz onunla. Yani bulunduğunuz ülkede o miktarı da bildirmek zorundasınız. Yoksa bildirmezseniz başınıza çok kötü şeyler gelir. Biliyorsunuz otomatik bilgi paylaşımında paylaşım yapıldı. Ne oldu sonuç olarak? Gurbetin Türkiye'deki hesapları adresi yurt dışı gözüküyorsa, telefon numarası yurt dışı gözüküyorsa veya mail adresi yurt dışını, yurt dışını çağrıştırıyorsa Bulundukları ülkelerin maliyelerine bildirildi. Yaklaşık 70 ülkenin. Bunları gene hangi ülkelerin olduğunu videomun metin kısmına koyuyorum. Arşivden diğer videolarım dediğim bu konuda 250 videom var. Şu anda bu 251. video oluyor. Buna yönelik. Ama yuva hesabı yani yurt dışında yerleşik olacak. Yani yerleşik e, Türk vatandaşlarına yönelik bu. Mavi kartı olanlara da geçiyor. Yani yabancılara değil. Yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarına yönelik bir uygulama bu. Gurbetçinin parasını Türkiye'deki bankalara yatırıp Türkiye'nin döviz darboğazından çıkmasına yönelik bir uygulama. Şimdi tabii otomatik bilgi paylaşımında gurbetçi zor durumda kaldığı için, yüzde 80'ini bu etkilediği için ne yapacak? Gurbetçi bu bakımdan biraz soğuk bakar böyle şeye. Ama parası varsa parasını değerlendirir. Arkadaşlar ben faizle ilgili ben faiz almam, faizi de alınmalın demem şey etmem. Ama Türk buradaki benim açıklamam şu. Böyle bir durum var. Bunu artık siz kendiniz bakarsınız. Bu konuda da fetva veren dindar kişilere sesleniyorum bu arada. Öbür arkadaşlara değil. Dindar kişilere işte faiz haramdır, şudur, budur diyebilirler. çekinebilirler bundan. Faiz haram mı? Haram. Kur'an'da da yazıyor haram olduğu. Şeytan çarpmış gibi çıkarlar diye faiz haramına da verenleri. Ama son zamanda da bakıyoruz. Cübbeli dahil birkaç kişi işte o döviz nedeniyle o %14'lük... Yüz, yüzde on 14 dörtlük ve dövizin garanti kısmındaki yorumlarda ne yaptılar? değişik yorumlar yaptılar. Ben o konulara girmiyorum. Ama ben ne yapıyorum? Olan bir olayı size şöyle anlatıyorum. Bu durum bu. %14 artı %2 diyor. Vereceğim Türkiye'deki bankanıza, e, Türk Türkiye'deki bankaya yurt dışından resmi olarak parayı aktarırsanız diye. Bununla ilgili soru ilk başta geldiydi. İlk videomu yaptıydım. Bu ikinci videom yine sizlerden sorular gelirse sorularınızı cevaplandırırım. Dediğim gibi gurbetçi e, otomatik bilgi paylaşımında zor durumda kaldığı için bu şu andaki bu uygulamada e, nasıl e, şey diyor, gelen yorumlar gözüküyor ki gurbetçi pek sıcak buna bakmıyor. Ama bu ne olur? Tabii bakın ben her zaman bu ekonomi konularda biliyorsunuz sizleri e, değişik bilgilendiriyorum. Şimdi ne olur? Türkiye'deki gibi bir yakınının parası var. Türkiye'de onu yatıramıyor gidip oraya. O şekilde. Yani şeyde de bozdur şey diyor. Bu şekilde de ne yapar? Yurt dışında gönderip değişik şekilde oraya yatırıp e, akrabası veya yakını sayesinde yüzde iki daha fazla kar edeyim diye düşünebilir. Türkiye'de yine yüzde on dört var. 4 Dö bozdurduğun zaman işte aynı döviz şeyini yapıyor. Ama kurbetçi de yüzde iki daha fazla iki senede kazanması. Yani iki senelik atarsa hesabı yüzde iki yani de iyi para yüzde iki, yüz bin euro da ne yapar? İki iki, dört bin euro. Yani her sene iki bin euro da daha fazla. E, onu sana vereyim parayı yatıralım. Senin hesabından yurt dışından aktarılabilir mi? Onlar da olabilir arkadaşlar. Bizim Türkiye'de her şey oluyor. Ama tabii yurt dışındaki hesaba nasıl yatıracak onu? Çünkü burada bu paranın nereden geldiğini sorarlar. Ama bazı ülkeler var sormuyorlar. O ülkelerden böyle bir uygulamada yapılabilir. Ha, yabancı bir kişi ya benim paramı Türkiye'de değerlendireyim birine işte şey yapabilirse o da yapabilir. Yani Türk vatandaşları aracılığıyla. Türk vatandaşları aracılığıyla niye olacak? Türk vatandaşlarına yönelik bu. Yabancılara yönelik değil. Bir de yabancılara yönelik ne çıktı? oturum izni olmayanlara yani Türkiye'de hesap açma artık zor. Geçen senenin sonunda böyle bir kanun çıkartılmış. Yani Türkiye'de hesap açacak kişinin hani Avrupa'da olduğu gibi orada oturum izni olması gerekiyor şartı. Tabii bu Finliler taraftan bana iletildi. Burada şu var. Türkiye'de evi olanlar işte otur, e, hesap numarası yok orada. Nasıl o evin aidatıdır şununu bununu nasıl ödeyecekler? Onları nasıl halledecekler? O da değişik bir konu. Ev alırken de onlara ne çıkmış? Yabancı Türkiye'den ev alırken Merkez Bankası'na gidip dövizini bozdurmak zorunda. O da çıkmış. Onunla ilgili de e, ne yaptım? Finli bana sorunca onlara cevap verdim. Şimdi arkadaşlar bu videomun sonuna e, yine e, bu yuvanla ilgili azıcık bilgilendirmeyi koyuyorum. Merkez Bankası'nın son da koyarak sizlere Helsinki'den hepinize selamlarımı iletiyorum. Kalın sağlıcakla. Arşivdeki videolarımı her zaman seyredebilirsiniz. YouTube kanalımda abone olanlar, zili tıklayanlar anında haberdar olabilirler. Veya ara sıra internetten bakınız yeni bilgiler için. Evet.